Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için aslında bütüncül bir yaklaşım izlenmesi gerekiyor. Bu ne demek? Bütüncül bir yaklaşımda farklı kademelerde yer alan farklı aktörlerin hepsinin bir araya gelebileceği, hepsinin rol alabileceği, sorumluluk alabileceği ve de politika üretebileceği bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Sadece siyasetteki adımların yeterli olmayacağı ama siyasetteki adımların çok önemli olduğu, sivil toplum kanadının, eğitim kanadının ve sosyal alanda faaliyet gösteren birçok çıkar grubunun da toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesine destek vermesi, mevcut yasaların çıkarılması, bu yasaların uygulanması, uygulanmadığı durumlarda bu süreçlerin gündeme getirilmesi, bu bakımdan da medya ayağı çok önemli oluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi için hayati öneme sahip olduğunu söyleyebiliyoruz. Bununla birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği gerçekleştirildiği zaman ne olur diye düşündüğümüzde aslında çok fazla uzaklara gitmeye de gerek yok. Dünyanın ileri ülkelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yine en fazla gerçekleştirildiği ülkeler arasında olduklarını görüyoruz. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği bir toplumda var olduğu zaman sadece bireysel gelişimden değil aslında toplumsal ve ülke düzeyinde önemli bir gelişim olacağından bahsedebiliriz.